Verilen parçaya bakılarak Selanik şehri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik, işlek bir limanı ve iç kesimlerle demiryolu bağlantısı olan Makedonya'nın en gelişmiş kentiydi. Bu şehir Osmanlı'nın batıya açılan kapısı niteliğindeydi. Şehrin önemli ticaret merkezi oluşu, çeşitli din ve etnik yapıya sahip insanların bir arada yaşamasını sağladı. Birçok fikir akımı şehirde kolayca yayılma imkanı buldu. Peki arkadaşlar öncüllerimize bakalım. Milliyetçi isyanların yaşanmasına uygun bir ortamının bulunduğunu tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü çeşitli din ve etnik yapıdan birçok insan burada yaşıyormuş. Bu da tabii ki milliyetçi isyanlara sebep olabilir. Kültürel etkileşime açık coğrafyasının yeni fikirlerin yayılmasında etkili olduğu. Tabii ki arkadaşlar çünkü burada pek çok insan bir arada yaşıyormuş ve birçok fikir akımı şehirde kolayca yayılıyormuş. Mustafa Kemal'in gelişimine katkıda bulunabilecek özelliklere sahip olduğunu da tabii ki söyleyebiliriz. Özellikle birçok fikir akımının burada paylaşılıyor olması Mustafa Kemal'in gelişimine tabii ki katkı sağlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerde Mustafa Kemal'in okuduğu okullardan hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Bakalım arkadaşlar. Annesinin isteğiyle eğitime burada başlamış fakat yarıda bırakmıştır. Tabii ki mahalle mektebidir. Daha sonrasında Şemsi Efendi ilk okuluna gidecektir. İlk kez eğitim için başka bir şehre gitmiştir. Bu da Manastır Askeri İdadesi'dir arkadaşlar. Matematik öğretmeni tarafından kendisine Kemal ismi verilmiştir. Bu da Selanik Askeri Rüşdü sinde olacak. Devletin başkentinde okuduğu bu okuldan teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Teğmen rütbesiyle mezun olduğu okul ise İstanbul Harp Okulu'dur arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal aşağıdaki savaşlardan hangisine gönüllü olarak katılmış ve savaş sonrası binbaşılığa terfi ettirilmiştir? İstanbul Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun olan Mustafa Kemal katıldığı savaşlar ve kazandığı başarılarla Mareşallik rütbesine kadar yükselmiştir. Arkadaşlar Mustafa Kemal gönüllü olarak Trablusgarp Savaşı'na katılıyor ve Trablusgarp Savaşı sonrasında binbaşılığa terfi ediyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Fransız yazarların Mustafa Kemal'i aşağıdaki alanlardan hangisinde daha çok etkilediği söylenebilir. Mustafa Kemal yabancı yazarların fikirlerinden de istifade etmiştir. Özellikle Fransız ihtilaline zemin hazırlayan Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau'nun fikirleri Mustafa Kemal üzerinde etkili olmuştur. Mustafa Kemal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü Russo'dan esinlenerek söylemiştir. Arkadaşlar burada bir egemenlikten bahsediliyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak biz hangi alandan bahsediyoruz? Tabii ki siyasetten bahsediyoruz. Yani bu durumun ne ekonomiyle ne askerlikle ne kültürle ne de sanatla bir alakası yoktur. Burada bahsedilen şey tamamıyla siyasetle alakalıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Mustafa Kemal 1910 yılında orduyu temsilen Picardiye'de yapılacak askeri manevraları izlemesi amacıyla Fransa'ya gönderilmiştir. Burada gördüğü uçaklar için uçaklar savaşlarda çok önemli rol oynayacaktır demiştir. Yani arkadaşlar ileride olacak bir gelişme hakkında yorum yapmış değil mi? Uçaklar ileride savaşlarda çok önemli rol oynayacaktır diye düşünmüş ve bunu dile getirmiştir. Tabii ki burada bahsedilen ileri görüşlülük olmalıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu emir ile durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda askerlerine "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir." emrini vermiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Türk askerinin cesaret ve kahramanlığını ortaya çıkarmak. Tabii ki bakın, taarruzu değil ölmeyi emrediyorum demiş arkadaşlar. Onları daha da cesaretlendirmek istemiş. Tabii ki doğru. Düşman birliklerini durduracak asıl kuvvetler gelene kadar zaman kazanmak elbette olur arkadaşlar çünkü biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimize başka kuvvetler geçebilir diyor yani daha farklı kuvvetler gelerek onlar düşmanları durdurabilir arkadaşlar tabii ki doğru askeri bir zafer elde ederek ordu içerisinde daha büyük sorumluluklar üstlenmek tabii ki arkadaşlar bu olmaz çünkü buradan böyle bir şey çıkaramayız biz Mustafa Kemal böyle bir amaç içerisinde değil tek amacı as. E, askeri cesaretlendirerek düşmanı geri püskürtmektir. Bu yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda en son aşağıdaki cephelerden hangisinde görev yapmıştır? Arkadaşlar Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda 3 cephede savaşıyor. Bu cepheler neydi? Sırasıyla önce Çanakkale, sonrasında Kafkas en sonda Suriye cephesinde görev alıyor. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği dönemde itilaf devletlerinden gerekli desteği alamayan Rusya'nın ekonomisi iyice bozulmuş, ülke içinde karışıklıklar çıkmış ve çarlık rejimi yıkılmıştır. Yeni kurulan Sovyet Rusya yönetimi 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalayarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Bu anlaşma ile Kafkas cephesi kapanırken Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı anılara bırakılmıştır. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Rusya'da yaşanan rejim değişikliğinin Osmanlı lehine sonuçlandı. Evet arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi Çarlık rejimi yıkılıyor ve yeni kurulan Sovyet Rusya yönetimi de savaştan çekiliyor. Osmanlı'ya da Kars, Ardahan ve Batum bırakılıyor. Tabii ki Osmanlı'nın lehine sonuçlanmıştır diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanında değişiklikler yaşandı. Elbette arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok bölge artık Osmanlı'ya ait olmuş oluyor ve egemenlik alanında dolayısıyla değişmiş oluyor. İtiraf devleti bloğunda yaşanan ayrılıkların savaşın gidişatı üzerine belirleyici bir etkiye sahip olduğu arkadaşlar burada bize sadece Kafkas cephesinden bahsedilmiş, cephenin kapandığından bahsedilmiş, diğer cepheler hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Bu yüzden savaşın gidişatı hakkında bir yorum yapmamız mümkün değildir. Bu yüzden üçüncü öncülü kabul edemiyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır verilen cephelerden hangileri ile Mustafa Kemal'in içte ve dışta tanınması sağlanmıştır Arkadaşlar bu cepheler Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerdir öyle değil mi Peki Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde savaşmıştı bunlardan biri Çanakkale'ydi sonra Kafkas ve Suriye cephelerinde görev almıştı Zaten öncülerimize baktığımızda Hicaz Yemen ve Galicia'yı elemiş oluyoruz. Ve Mustafa Kemal'in Çanakkale'de gösterdiği büyük başarılar sonucunda hem içeride hem dışarıda tanınmış olduğunu da söyleyelim. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Çanakkale Savaşları'nın kazanılması üzerine ittifak devletleri tarafında Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir? Arkadaşlar bu başarının üzerine Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa katılıyor. Zaten Yunanistan, İtalya, Sırbistan, Romanya gibi devletler itilafların yanında yer alıyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarda değişikliğe yol açmıştır? Bakalım arkadaşlar. Bolşevik İhtilali. Bolşevik İhtilalinin çıkmasıyla birlikte Rusya savaştan çekilecek arkadaşlar bu da tabii ki yapılan gizli anlaşmalarda değişikliğe yol açabilecek bir sebeptir. Çanakkale Cephesi'nin açılması. Arkadaşlar herhangi bir cephenin açılması gizli anlaşmaları etkilemiyor aslında. Bu cephelerin sonuçları etkileyebilir. Burada sadece cephenin açılması dediği için ikinci öncülü kabul edemeyiz. Çanakkale Cephesi'nin sonuçlarından bahsetseydi kabul edebilirdik ama cephenin açılmasının bir etkisi olmayacaktır. ABD'nin savaşa girmesi yine etkili olur arkadaşlar çünkü güçlü bir devlet ve onun savaşa girmesiyle birlikte bir takım planlar da tabii ki değişecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı kuvvetlerinin İran'a girmesini ve Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek için hangi cepheyi açmışlardır? Arkadaşlar İngilizler İran'a yakın bir yerde bir cephe açmalar değil mi bunu yapabilmeleri için? Tabii ki Irak cephesini açarak Osmanlı kuvvetlerinin hem İran'a girmesini engellemek istiyorlar hem de Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek istiyorlar. Bu yüzden doğru cevabımız elbette Irak cephesi olacaktır. Kafkas Cephesi aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır? Arkadaşlar Kafkas Cephesinde mücadele ettiğimiz devlet Rusya'ydı. Peki Rusya'da ne oluyor? Ruslar arasında ne yaşanıyor? Bir Bolşevik ihtilali çıkıyor. Çıkan ihtilal sonucunda Çarlık Rusyası yıkılıyor ve yerine Sovyet Rusya kuruluyor. Sovyet Rusya'da savaştan çekilmeye karar veriyor arkadaşlar ve Brest-Litovsk anlaşması ile birlikte savaştan çekiliyorlar. Onların savaştan çekilmesiyle birlikte Kafkas cephesi kapanmış oluyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Mondros Ateşkesi'nin yukarıdaki maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını kısıtlamaktadır? Bakalım arkadaşlar öndürlerimize. Boğazlar açılarak bölgelerdeki kaleler anlaşma devletleri tarafından işgal edilecek. Arkadaşlar anlaşma devletleri zaten İtilaf devletleriydi. Osmanlı kimlerin yanındaydı? İttifakların yanındaydı. Peki anlaşma devletleri tarafından bir işgal var ve boğazlar açılıyor. Bu durum tabii ki Osmanlı devletinin egemenlik haklarını kısıtlar. Tüm haberleşme istasyonları anlaşma devletlerince denetim altına alınacak. Yine egemenlik haklarını kısıtlayacak. Çünkü arkadaşlar bütün haberleşmelerden haberdar olacaklar. Bu da Osmanlı devletinin egemenliğini zedeler tüm liman ve tersanelerden anlaşma devletleri yararlanabilecek. Arkadaşlar bunlar düşman devletler ve limanlardan tersanelerden yararlanabiliyorlar. Bu tabii ki Osmanlı Devleti'nin yine egemenlik hakkını kısıtlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiren aşağıdaki barış anlaşmalarından hangisi imzalanmasına rağmen uygulanmayan bir anlaşmadır? Arkadaşlar, nöyi Bulgaristan'la imzalanmıştı ve uygulanmıştı. Versay Almanya'yla imzalanmıştı. Oldukça ağır şartları olan bir anlaşmaydı ve uygulanmıştı. Trianon Macaristan'la imzalandı. Ve uygulandı. Saint Germain ise e, Avusturya ile imzalandı arkadaşlar. Ve uygulandı. Ancak Osmanlı Devleti ile imzalanan Sevr Anlaşması ölü doğmuş bir anlaşmadır. Ve uygulamaya koyulmamıştır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bütün barış anlaşmaları açık olacak, milletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacak hükmü aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır? Arkadaşlar burada bahsedilen belge tabii ki Wilson ilkeleridir. Çünkü Wilson ilkeleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında barışı sağlamak amacıyla, tekrar büyük bir savaşın çıkmasını engellemek amacıyla, düzeni sağlamak amacıyla ortaya çıkarılmış ilkelerdir. E, bu yüzden doğru cevabımız da B şıkkı olacaktır.